Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, oğlunun vefatının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, konuyla ilgili ifadelerine başvurulduğunu anımsattı. Oğlunun vefatından sonra çok zor günler geçirdiklerini ve psikolojik destek aldıklarını belirten Sönmez şöyle konuştu. Bugün Deniz'in otopsi raporu çıkmış. Tıbbi terimler kullanıldığı için biz bir şey anlayamadık zaten otopsi raporundan. Bundan sonraki süreç adli tıp raporuna bağlı olarak devam edeceğini söylediler. Biz de adli tıptan gelecek raporun içeriğine göre hareket edeceğiz diyeyim. Yani biz anne baba olarak, bizim ciğerimiz yanıyor zaten, ciğer ciğer yanıyor. Ve eminim bu haberi izleyen birçok insanın da ciğeri yanmıştır, anne baba olan ya da olmayan. Bundan sonraki süreçte bizden başka anne babaların canı yanmasın. Ailenin avukatlarından Salih Duman da olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiğini söyledi. Kliniğe şu anda bir aylık kapatma cezası verildi. Çünkü kliniğin sedasyon işlemi yapması yasal olarak mümkün değil. Bu konuda gerekli ekipmanlarının olmadığını düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü de zaten bu gerekçeyle bir aylık kapatma cezası tesis etti. Şu anda klinik kapalı. Bu durum zaten yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığın olduğunu başlı başına bir göstergesi. Ayrıca doktorlarla ilgili tabii süreç devam ediyor. Bir taraftan İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu araştırması, soruşturması neticesinde. Diğer taraftan cezai boyutta savcılık gerekli yazışmaları ve soruşturmayı yapıyor. Tabii bir izin süreci olacak. İzin süreci için yasanın öngördüğü şekilde ilk etapta otopsi raporu geldi. Otopsi raporu adli tıp kurumuna gönderilecek. İzinlerin alınması akabinde süreç tabii devam edecek. Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e 10 Kasım'da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti. Evine gönderilen çocuk durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa 4 Çelik Çocuk Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alınan Sönmez 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.